ولو أنهم آمنوا واتقوا لمثوبة من عند الله خير لو كانوا يعلمون يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم ما يود الذين كفروا من أهل الكتاب ولا المشركين Bundan sonra öfke bize, uysallık sana. Gücengenlik bize, gönül almak sana. Suçlamak bize, katlanmak sana. Acizlik bize, yanılgı bize, hoş görmek sana. Geçimsizlikler, çatışmalar, uyumsuzluklar, anlaşmazlıklar bize, adalet sana. Kötü göz, şom ağız, haksız yorum bize, bağışlama sana. Bundan sonra bölmek bize, birleştirmek sana. Üşengeçlik bize, uyarmak, gayretlendirmek ve hedefe yürümek sana. Kıymetli dostlarım, kıymetli kardeşlerim, yol arkadaşlarım, hepinizi saygıyla ve sevgiyle selamlıyorum. Çok uzun bir yolculuktan yine çok uzun bir yolculuğa çıkıyoruz. Meşakkatli, sıkıntılı, zorluklarla dolu bir yolculuğun bugün birinci durağını tamamlıyoruz. Şimdi önümüzde daha yürünecek çok yol var. Şimdi önümüzde daha fethedeceğimiz çok kalp var. Şimdi önümüzde bu şehrin hak ettiği yere gelmesini temin edecek, onu sağlayacak projeler için çok çalışmak, beraberinde sadece proje değil, onları uygulamak var. Tıpkı şu anda mührümüz olan, imzamız olan Kaya şehri hayal edip hayali gerçeklere dönüştürdüğümüz gibi. Bundan sonraki hedefimiz şehrimizin tamamı için kurduğumuz hayali. Bu şehrin mazlum, mağdur, ötekileştirilmiş, itilmiş, insan yerine koyulmamış, sadece seçimden seçime hatırlanmış insanlarını kucaklamak ve onların hayalini kurduğu hayalle bizim hayalimizi birleştirerek inşallah bu şehri daha iyi yerlere getirmek. Hiç endişeniz ve şüpheniz olmasın. Allah'ın izniyle o irade, o bilgi birikimi, o tecrübe, beraberinde devlet tecrübesi de bizlerde mevcut. Bu mevcudiyeti sizlerin duası, sizlerin sevgisi ve sizlerin desteğiyle şehrin hayrına yoğuracak ve hedefe inşallah hep birlikte ulaşacağız. Bu mücadele asla bireysel bir ikbal ve istikbal mücadelesi değildir. Bu şehrin makus talihini değiştirecek, bu şehrin bölgesinde parlayan bir yıldız gibi yükselmesini temin edecek bir mücadeledir. Bu mücadele onur mücadelesidir. Bu mücadele hak mücadelesidir. Bundan sonra hiç kimseyle kavga etmeyeceğiz. Biz ayrıştıran, ötekileştiren, kavga eden, dedikodu üreten değil, birliği, beraberliği, kardeşliği yaygınlaştıran, beraberinde ise
hizmeti ön planda tutan olacağız. Biz hizmetimizle konuşacağız. Bu şehirde bugüne kadar bizi sevsin veya sevmesin, herkesin ortak söylediği bir şey şudur ki bu adam çalıştı ve çalışıyor. Bundan sonra da çalışan olacağız. Bundan sonra da ayrıştıran değil, birleştiren olacağız. Bundan sonra bu şehrin hep birlikte yeniden dirilmesi, mutluluğun, sevginin, gözümüzdeki tebessümün ve gülümsemenin daha da artması için çalışacağız. Tıpkı belediye başkanlığı yaptığımızda bu şehirdeki insanlara bir nefes olduğumuz gibi, bu şehirdeki insanların gözlerinde bir sevgi ışığı olduğumuz gibi, bundan sonra da aynı sevgiyi yaygınlaştıracağız. Kim ne yaparsa yapsın, biz bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz. Bu şehrin kimsesizlerin kimsesi olmak bize emanet. Bu şehirdeki yaşlılarımız bize emanet. Bu şehirdeki çocuklarımız bize emanet. Bu şehirdeki kimsesizler bize emanet. Bu şehrin kültürü bize emanet. Bu şehrin turizmi bize emanet. Bu şehrin tarımı bize emanet. Bu şehrin makus talihini değiştirmek bize emanet. Bu şehir bize, hepimize emanet. Ve sizler de Allah'a emanetsiniz. Durmayacağız. Duraksamayacağız. Yorulmayacağız ve hedefe varacağız. Söylenenlere, iftiralara, dedikodulara kulak kabartacağız. Tuzak kuranların en hayırlısı Allah'tır. Anlayışından birbirine tuzak kuranların tuzağına gelmeyeceğiz, aynı olmayacağız. Biz herkesi kucaklayacağız. İnşallah bugün yeni bir milattır. 26 aydır yürütmüş olduğum, sizin de yaralarımı sarmak için çırpındığınız mücadelenin birinci raundu. Şimdi hep birlikte iyilik hareketini başlatıyoruz. Şimdi hep birlikte şehri daha yukarıya taşımanın gayretiyle hep beraber mücadele edeceğiz. Size vaadim şudur. Biz zaten hizmet noktasında hiçbir problemimizin olmadığını biliyorsunuz. Yaparız Allah'ın izniyle. Ama en önemli vaadim, sizden olacağım. Sizden birisi olacağım. Hiç değişmeyen, yine değişmeyecek, sizin rasiminiz olacağım. En büyük sermayemiz samimiyetimiz. Samimiyetimizle birlikte inşallah hep beraber hedefe yürüyeceğiz. Hüsrana razı verme. Çalış. Azmi bırakma. Kendin yanacaksan bine, evladını ve şehrini yakma. Her yadı bırak. Kendine gel. Çünkü zaman dar. Uğraş ki telafi edecek bunca zarar var. Sahipsiz olan memleketin batması haktır. Sen sahip olur isen bu vatan ve bu şehir batmayacaktır. Biz bu şehir sahip çıkacağız. Aklı bırakmayacak ve yolumuza devam edeceğiz. Bu vesileyle bizi bugüne kadar bağrınıza bastığınız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yaralarımı sarma gayretinizden dolayı hüznüme, acıma, derdime ortak olduğunuz için hepinize teşekkür ediyorum. Ve burada bir teşekkürü özellikle Melek Hanım'a yapmak istiyorum. Kahpece saldırdılar. Vicdansızca saldırdılar. Ahlaksızca saldırdılar. Ama ben nasıl dimdik durduysam bu kadın da bu hanımefendi de aynı dimdikte durdu. O yüzden kendisine teşekkür ediyorum. Rahat Hanım'a, yavruma, 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamış olduğu psikolojik travmaya rağmen bana onu hissettirmeyip hüznünü ve gözyaşını içine atan evladıma özellikle teşekkür ediyor ve onun duasını, ona dua etmenizi istiyorum. Başkanım teşekkür ederim. Biz bundan sonra Acıgöl'deyiz. Bir daha Avanos'tayız. Bir daha Gülşehir'deyiz. Bir daha Derinkuyu'dayız. Bir daha Hacı Bektaş'tayız. Bir daha Kozaklı'da. Bir daha Ürgüp'teyiz. Bizi arayan Acıgöl'de, bizi arayan Avanos'ta, bizi arayan Gülşehir'de,
bizi arayan Derinkuyu'da, bizi arayan Kozaklı'da, bizi arayan Hacı Bektaş'ta ve bizi arayan Ürgüp'te bulacak. Bizi arayan Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde bulacak. Bizi arayan gariplerin yuvası Bektik Mahallesi'nde bulacak. Bizi arayan Mehmet Akif'te bir çocuğumuzun başını okşarken bulacak. Bizi arayan Sümer'de bulacak. Bizi arayan Emek Mahallesi'nde. Bizi arayan Cevher Dudayev'de bulacak. Bizi arayan Güzel Yurt'ta bulacak. Bizi arayan Yeni Mahalle'de bulacak. Bizi arayan gariplerin yanında 350 evlerde bulacak. Bizi arayan 15 Temmuz'da. Bizi arayan 20 Temmuz'da. Bizi arayan 2000 evlerde. Bizi arayan her bir şehrin sokağında bulacak. Bir gün Acıgöl'le olacağız. Bir gün Avanoslu olacağız. Bir gün Derinkuyu'lu olacağız. Bir gün Gülşehirli. Bir gün Hacı Bektaşlı. Bir gün Kozaklılı. Bir gün Ürgüplü. Ama her gün Nevşehirli olacağız. Kapadokya'nın merkezi Nevşehir'i bu belgenin yıldızı haline getireceğiz. Tekrar her birinize en derin saygılarımı sunuyorum. Küçüklerin gözlerinden öpüyorum. Yaşıtlarımı sevgiyle kucaklıyorum. Büyüklerin ellerinden öpüyor ve seçim startını buradan veriyor. Her birinizi gerçek adalet sahibine emanet ediyorum. Şimdi hep beraberiz. Cesurlar ve iyiler hareketi, hep beraber omuz omuzayız. Fitneye, fesada asla müsaade etmeyeceğiz. İl Başkanımız Yücel Bey. Başkanım. Milletvekili adayımız Mesut Erdoğan. Milletvekili adayımız Ayşe Gönmuhçu. Gülşehir İlçe Başkanımız. Ürgün İlçe Başkanımız. Ayvalık İlçe Başkanımız. Kimi görmedim? Görmediğim kimse kalmadı mı? İlçelerde eksik var. O eksiği tamamlayacağız. Tekrar her birinize çok teşekkür ediyorum. Saat 6'da İYİ Parti'mizin merkezinde inşallah bir basın toplantısıyla tekrar sahalara çıkıyoruz. Sayın Vekilim, söz almak ister misiniz? Bir söz alın bence. Mesut abi, en son hanımefendiye bırakalım ki. Yok, bir çiçek en sona kalır. Sevgili kardeşlerim, sevgili Nevşehirliler, son 100 yılın en önemli seçimine başlamış bulunuyoruz. Tarihi bir seçim. Cumhuriyetin kurulduğu bugünden bugüne kadar, kurulduğu günden bugüne kadarki süreçte hayati bir seçime başlayacağız. Lütfen şimdiye kadarki girdiğimiz hiçbir seçimi bu seçimle karşılaştırmayın ve bu seçim için çok ama çok çalışın. Eğer istibdadı yıkamaz isek hürriyeti de bulamayız. Lütfen ama lütfen bütün emeğimizle 7/24 gecemizi gündüzümüzü katarak bu seçimde İYİ Parti'nin ve Cumhurbaşkanı adayımızın başarılı olması için bütün gücümüzle çalışalım. Teşekkür ediyorum. Kıymetli hemşehrilerim, hepiniz hoş geldiniz. Millet bizi çağırıyor sloganıyla Genel Başkanımız Meral Akşener hanımefendinin önderliğinde çıkmış olduğumuz bu yolda sizler için ve şehrimiz için büyük bir adım atmış bulunmaktayız. Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bizlere emanet etmiş olduğu Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılına yakışır bir şekilde bu doğrultuda çalışacağımıza, hep birlikte Nevşehir'i kucaklayacağımıza, birlikte beraber ilerleyerek hep beraber şehrimizi daha çok güçlendireceğimize ve Cumhuriyetimizi her zamankinden daha çok sahip çıkarak ilerleyeceğimize emin adımlarla ilerliyoruz. Milletimizin bize verdiği teveccüh, göstermiş olduğu takdir ve sizlerle birlikteliğimizden aldığımız güçler ile hep beraber 15 Mayıs sabahında güneş hepimizin üzerine doğacak. Türkiye iyi olacak, Nevşehir iyi olacak. Teşekkür ediyorum, sağ olun. Dostlar, hepinize teşekkür ediyorum. Seçim startını veriyoruz. Saat 6'da da basın toplantısı için İYİ Parti İl Başkanlığımızda oluyoruz. Allah razı olsun. Mehmet abi.
Tekrar söylüyorum, çek acı çektin ve çok ağladın ama bana güvendin. Bundan sonrası şehrimizin güvenmesinde inşallah. Tekrar saygılar sunuyor. Hepinizi sevgiyle kucaklıyor. Hayırlı iftarlar diliyorum. Şimdiden 14 Mayıs bayramımız ve inşallah Ramazan bayramımız mübarek olsun. Yaza getirir ya bizi. Tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun hepinizden. İyi ki varsınız. Güzel diyarı, bir şehrin evladı, milletin hizmetkarı, geliyor Rasim Arı. Çalışkandır, yiğittir, davası memlekettir, gönüllere tarihtir, geliyor Rasim Arı. Davamız ne şehirse, bizim... Şöyle. Haydi. Büyüyecek ne şehir, olacak örnek şehir, çalışacağız.